Hani kendisini... Okullardan bahsediyorduk. O zaman da bir MIT'den bahsetmenin zamanı geldi diye düşünüyorum. Olur, hocam, bahsedelim. MIT nasıl bir yer? MIT nasıl bir yer? yani o kadar çok şey var ki MIT ile ilgili anlatılabilecek. Yani şöyle söyleyeyim, her şeyden önce çok kompetitif bir yer. Beni yani şu şekilde anlatayım. Yani İTÜ'den ilk gittiğim zaman ilk yaşadığım böyle izlenimleri anlatayım. Oldukça çalışkan, hırslı ve inanılmaz yani gerçekten çok vizyonu açık insanlarla dolu bir üniversite. Hocasından öğrencisine kadar herkes. Ve bu ister istemez her yere yansıyor. Girdiğiniz bütün ortamlara ve atmosfere yansıyor. Yani şeyi düşünüyorum. O kadar fazla şey var ki anlatılabilecek. Birazcık aslında şeylerden başlayayım. Basma kalıp şeylerden başlayayım da onları böyle daha iyi şey yapabilmek için. Hani şöyle bir şey kesinlikle yok. Onu söyleyebilirim. Hani böyle MIT baştan aşağı dahilerle, inanılmaz insanlarla böyle dolu, olağanüstü yaratıkların falan olduğu bir okul kesinlikle değil. Dünyada böyle bir yer hiç yok zaten. Onu da söyleyeyim. Bazen böyle bir şey oluyor. Ya MIT'deki insanlar of böyle nasıl zeki ya, bunlar böyle çok acayip, bizden çok üst seviyeler falan. Kesinlikle öyle bir şey yok. Ha, MIT'de böyle insanlar var mı? Var. Birkaç tane ama. Yani hani sayıları az diyebileceğim seviyede çok çok acayip insanlar var. Fakat ortalama MIT öğrencisinin Türkiye'deki, İTÜ'deki, ODTÜ'deki ortalama iyi bir öğrenciden çok büyük bir farkı yok. Onu söyleyebilirim. Yetenek ve kapasite olarak. Ha, fark ne? Fark açıkçası üniversitenin yaratmış olduğu ortam ve şeyde, atmosferde. Mesela şöyle anlatabilirim. Bir kere o içeri girdiniz mi? Dediğim gibi inanılmaz bir competitiveness var. Etrafınızdaki herkes en iyi makaleyi yaz. Evet, en iyi makaleyi yazmak istiyor. En iyi araştırmayı yapmak istiyor. Bütün hocalar en büyük projeleri almak, alanda en ünlü insan olmak istiyor. Dolayısıyla inanılmaz bir sizi çalışmanız, pozitif bir şeyler için yapmanız, sürekli iten bir güç var. Orada oturup salma gibi bir imkanınız yok yani. Birazcık saldınız mı herkes tepenize biliyor. Hani nerede makalen? Bak şuradaki, şu lapta bunu basmış, sen neyi bastın vesaire. Yani böyle insanı çalışmaya iten çok büyük bir pozitif güç var. Ben Türkiye'deki üniversitelerle aradaki en büyük farkın bu olduğunu düşünüyorum. Yani o üniversiteler çok böyle pozitif, rekabetçi bir ortamı ve hani bu şeyi yaratabilmişler. Bu tabii üniversitenin kendi başına sadece başarısı değil. Hani hükümetler, şirketler de bunu destekliyor. İnanılmaz para akıyor, inanılmaz proje akıyor. Dolayısıyla yani hiçbir öğrenci orada bir anda çalışırken bir şirkette bir yandan doktora yapmak falan zorunda değil. Yani maalesef ülkemizdeki yüksek lisans doktoralarının %70'i, %80'i bu şekilde. Herkes tam zamanlı oradan bursunu vesairesini almış ve olay tamamen üretmek ve pozitif bilim yapmak üzerine dönüyor. Yani bu diyebilirim kısacası, yani herkesin deli gibi çalıştığı ve alanında lider olmaya çalıştığı bir yer MIT. Yani rekabetin inanılmaz yüksek olduğu bir yer. O yüzden evet. her şey nedeni oluyor. Onun çalıştığı için o çalışıyor. Para geldiği için şey oluyor. Zaten rekabet yüksek olduğu için para geliyor. Hepsi birbirine bağlı bir güzel bir sistem diyebiliyoruz değil mi? Aynen evet. Kesinlikle öyle. Tabii ki marka değeri inanılmaz yüksek. Network değeri inanılmaz yüksek. Yani şeyden dolayı çok mutluyum. Dediğim gibi network efektini mesela en çok böyle yerlerde hissediyorsunuz. Hani beraber çalıştığım arkadaşlarımın çoğu şu an çok saygın araştırma kurumlarında, birçok şirketlerde, startuplarda çok güzel yerlere gelmiş insanlar. Ve bunu da ister istemez bana da büyük etki ediyor. Yani dediğim gibi hani network efekti, çalışmaya ve şey olan etkisi. Biri de şey çok güzel. Yani ister istemez çok cazibeli bir yer olduğundan hani çok fazla şey gelmeye başlıyor. Çok fazla iyi insan çevrenizde toparlanıyor. Yani bir laf vardır ya, hani gerçekten başarılı olmak istiyorsanız çevrenizi başarılı insanlarla donatın diye. Onun sonuna kadar yaşıyorsunuz. Yani etrafınızdaki insanlarla yaşadığınız diyaloglar, tartışmalar size inanılmaz fazla şey katıyor. Ve hani yine Türkiye'de çok maalesef eksikliğini çektiğimiz bir şey, her hafta neredeyse alanında çok lider, uzman bir kişi konuşma yapmaya geliyor. O yüzden de yani sırf oradaki konuşmalara zaten gitseniz kendi alanınızla ilgili delice şeyler öğreniyorsunuz. Hani sürekli. Etraftaki insanlarla iletişime girerek. Son olarak yani şöyle özetlenebilir. Şeyi hatırlıyorum. MIT'nin duvarlarında bir sürü yazı vardır. Hani yazan yazılardan biri de şuydu. MIT'den eğitim almak bir şeyden, bir yangın itfaiye hortumundan su içmeye benzer diye. Hakikaten öyle. Yani oturuyorsunuz ve böyle konuşmalar, dersler, öğrenciler, şeyler üzerinize yağıyor.
diye üzerinize atıyorlar. Yatıyorlar. Tabii yani çok yoğun tabii ki bir stres ve yarattığı negatif şey de var. Yani olumsuzluklar da var bu arada. Her şeyde olumlu aktarmayalım. Maalesef hani negatif yönleri de var bu yönden. Öğrenci üzerine kaynaklanan. Maalesef psikolojik bozuklukların en fazla yaşandığı üniversitelerden bir tanesi dünyada. Hı hı. Ama yeterli şeyiniz varsa, mental gücünüz ve disiplininiz varsa gerçekten hayatınıza çok büyük şeyler katarak mezun oluyorsunuz. Ve genel olarak MIT, tabii sadece MIT değil, Stanford, Berkeley vesaire gibi yüksek seviyedeki üniversitelere kesinlikle yani şeyi tavsiye ederim. Yani bu üniversitelere gitmek için mücadele edilmesini hani öğrenciler tarafından. Kesinlikle tavsiye ederim. Müthiş bir vizyon ve kariyer adımı oluyor diyebilirim. Hocam o zaman herkesin aklındaki soruyu sorayım. Biz de gidebiliyor muyuz oraya? Tabii ki biz gitmek için neler yapmalıyız hocam? Tabii. Yani bir de şöyle, yine alta gelen sorulardan bir tanesi oraya burslamaya gittiniz. Şöyle araştırma görevlisi olarak gittim ben oraya. Yani hı-hı, oranın araştırma görevlisi bursuyla gittim. MIT verdi yani bursu. Yani bütün öğrenim hayatım boyunca hem işte senelik atıyorum işte 50-60 bin dolar gibi bir şey var MIT'nin. Fee'si var. Onu ödüyorlar. Üzerine de size bir araştırma görevlisi maaşı veriyorlar. Yani herhangi bir maddi sıkıntı olmadan gittim. Ve bağlayıcılığı da olan bir şey değildi. Hani bu Türkiye'den alınan burslarla gidiliyor bazen. Hani o zaman geri dönmeniz gerekiyor veya işte başka bir şey yapmanız gerekiyor vesaire. Öyle bir şey yoktu. Tamamen yani hani MIT'nin verdiği bursla o şekilde oraya gittim. Bu şekilde zaten MIT'de okuyanların çok büyük çoğunluğu da bu şekilde. Hani böyle MIT parayı bastırıp diyebileceğiniz bir yer değil kesinlikle. Zaten hı-hı, iyi insanları toplayıp onları da fonlayıp üniversitenin şeyini yükseltmek istiyorlar. Yarattığı output'u yükseltmek ve korumak istiyorlar. Tabii ki siz de gidebilirsiniz. Giden de bir sürü insan var zaten. Ben hani ne ilk ne sonum bu güzel üniversitelere gidenlerde. Yani şöyle özetleyebilirim. Hani ben nasıl giderimden düşünmek için öncelikle onlar ne gibi insanlar istiyorlar? Bunu bir düşünmek lazım. Evet. Şimdi onların istediği insanlar söyleyeyim. Dediğim gibi disiplini çok yüksek ve araştırma yapabilme yeteneği olan insanlar. Sizin de bir numaralı demonstre etmeniz gereken özellik bu. Ben araştırma yapmaya yatkın mıyım? Ben araştırma yapabiliyor muyum? Bunu gösterebiliyorsanız araştırma yapabilme yeteneğinizi bir numaralı zaten şeyi kırıyorsunuz. Tamam. O zaman ben araştırma yeteneğim olduğunu nasıl göstereceğim? Açıkçası iki yolu var. Ya dünyaca tanınan bir üniversiteden mezun olacaksınız. Yani öyle bir şey olduğu zaman mesela işte Kanada'daki veya Avrupa'daki çok iyi üniversitelerden zaten dereceyle mezun oluyorsanız tamam diyorlar bu adamda bir cevher vardır deyip alıyorlar genelde. Maalesef bizim gibi veya işte Çin gibi, Hindistan gibi hani çok da böyle müthiş bir ünü olmayan yerlerden başvuruyorsanız araştırma yeteneğinize sahip olduğunuzu göstermenin sadece iki yolu var. Bir, makaleler. Ne yapıp edip siz alanınızda önde gelen konferanslarda makale yazacaksınız. Ve tabii ki bunu da tek başınıza yapmanız imkansız. Oturacaksınız okulda, bulunduğunuz okulda hangi hocalar endüstriyle ortak projeler yapıyor, hangi hocalar yurt dışındaki prestijli konferanslara makaleler yazıyorlar. Bulacaksınız, bunların gruplarına bir şekilde gireceksiniz. En alttan başlayıp en tepeye doğru tırmanacaksınız ve bu makaleleri yazacaksınız. Bu kolay bir süreç değil. Genelde en az 2-2,5 sene alan oldukça zorlu ve yorucu bir süreç. Ama siz hangi bölüme gitmek istiyorsanız o bölümdeki alanla ilgili makaleler yazarsanız yani uluslararası çalışmalara adınızı sokarsanız bu sizi çok öne geçiriyor. Çünkü eğer bunu yapabiliyorsanız oradakiler için hazır keksiniz siz. Çünkü adam da zaten o konferanslara yazmak istiyor. Amerika'da bir adam. Bir bakıyor bunları hazır yazmış olan tecrübesi olan adam var. Bu bir numaralı önemli kriter. İkinci önemli kriter ki zaten biri yaparsanız ikincisi yanında otomatikman geliyor. Referanslar. Bir şekilde dediğim gibi sağlam biri olduğunuzu kanıtlamanız lazım. İşte o yüzden yurt dışında yine bilinirliliği, tanınırlığı olan insanlardan bu adam kraldır, işte bu öğrenci çok iyidir tarzı referanslar alırsanız yapar, bu da tabii ki önünüzü çok açıyor ki zaten bu insanların kendi bağlantıları varsa onlar direkt hocalarla iletişime geçip ayarlayabiliyorlar. Benim de mesela Amerika'ya gitmem de kendi hocamın Gökhan İnalhan'ın müthiş payı oldu ki kendisi de Stanford ve MIT'de eğitimi olmuş bir insan. Ben de onun yanında yetiştim. Makalelerimi onunla yazdım. Ardından işte böyle bir insanın yanında iyi işler yaparsanız, makaleler yazarsanız o insanın sizi zaten dışarıya referans göstermesi çok kolay hale getiriyor. Bir de tabii ki sonuncusu ilk yine konuştuğumuz konu şeylere metrik sayısal şeyleri aradan çıkarmanız lazım. Ne kadar yüksek ortalamanız varsa bu da yine ikna edici bir şey.
Çünkü zaten hani yani Çin, Türkiye, Hindistan böyle yerlerdeki eğitimden çok emin olmadığı için adamlar. Bir de ortalamanız düşükse büyük soru işareti yaratabiliyor. Yani hani bu zaten benim evet. bilmediğim bir okul. Bir de atıyorum hani 2,5 ortalama yapmış. Yani şimdi ben bunu nasıl şey yapacağım? Şimdi ben bu adama nasıl güveneyim? Yani bunu nasıl mantıklı göreyim diye düşünüyor. Hani işte bu yüzden bir de ortalamanız yüksekse o zaman işte bu okullara kabul alma şansınız artıyor. Bir de tabii ki şans faktörü her zaman var. İstediğiniz kadar bu dediklerimi yapın. Birazcık da oradaki hocaların parasal durumlarına bağlı. Adamın elinde fon varsa, para varsa sizi bir şekilde fonlayabiliyor. Para yoksa fonlayamıyor. Yani sonuç olarak şunu toparlayacağım ki bu arada bu o kadar çok cevapladığım bir şey ki benim hayatımda ister istemez. kendi web sitemde de reklam yapmış olayım kemalure.com'da. Sıkça sorulan sorular diye bir başlık var. Daha çok aslında bas gitar sorularını cevapladım ama böyle şeyle ilgili bir kısım da var. Yurt dışında okumakla ilgili. Oraya özellikle yazdım. Yani alanınızda ses getirecek çalışmalar yapın, referanslar alın ve şey yapın. Ne derler onun adını? Notlarınızı, ortalamanızı yüksek tutun. Bunları yaparsanız 10 tane okula başvurun. 3-4 tanesinden kesin kabul alırsınız. Ben de öyle oldu. 10 okula başvurdum. İşte MIT'de dahil olmak üzere 3-4'ünden kabul aldım. Bu şekilde özetleyebilirim. Diğerleri neydi? MIT, Stanford, Caltech, Georgia Tech, UIUC ve Berkeley. Bu 6, pardon 10 değil 6 okul. 6 okula başvurdum. Sanırım 3'ünden kabul aldım. Caltech'ten red aldığımı hatırlıyorum. Diğerlerini tam hatırlayamadım. UIUC'den kabul aldım hatırlıyorum. Ya yani bunun gibi bir şey, yarı yarıya gibi bir şey işte 6 okulun 3'ünden kabul, 3'ünden red aldım. Ardından işte hangisi hoşunuza gidiyorsa ona gidiyorsunuz. Yani kesinlikle yapılamaz. Ama yani hani tabii şeyin de farkında olmak lazım. Yani dediğim gibi sadece ortalama falan değil. Yani extraordinary bir şey göstermeniz lazım. Günün sonunda ona katılıyor. Hatta güzel bir tesadüf söyleyeceğim. Şu an bakıyorum sevgili arkadaşım Eren Başbursa şeye katılmış. Şimdi onu gördüm. Mesela kendisine sorarsanız hani o da anlatır. Kendisi de hani Berklee College of Music Boston'da yine dünyanın en iyi müzik üniversitesinde müzik okullarından birinde okumuş bir insan. Hani nasıl girdi diye sorarsanız onun da yapmış olduğu mesela müthiş YouTube'a koymuş olduğu orkestral çalışmalar var. Hani buradan mesela hani geldi. Ya genelde bakıyorsunuz böyle MIT, Berklee, Stanford gibi okullara girmiş insanların yani çok şeyden şey yapan insanların arasından onları bizden çok kanaldan. Bir çalışması örnek bir şey oluyor. Evet. Yani yaparsanız böyle bir şey kabul almanız çok şey yapıyor. Yani oturun şunu düşünün. Ya beni işte Türkiye'den başvuracak olan 1000 tane, 10.000 tane öğrenci arasından beni ne ayıracak? İşte makaleniz varsa ayrılıyor. Evet, şey, Eren'de yazdı. Amerika'da bizim aldığımız vize bile Aliens with Extraordinary Ability. Aynen öyle. İşte extraordinary Ability. Yani hani yani biraz alien olacaksınız. Hakikaten böyle biraz yaratık olacaksınız. Bir de extraordinary olacaksınız. Bu ikisini koyarsanız hem Amerika'ya kabul almanız, sonra da Amerika'da yaşamanız, kariyer yapmanız falan bir şekilde şey kolaylaşıyor. Öyle söyleyeyim kısaca. Evet.